Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nestaîn ve ba'd. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir düşünelim. Ben mütekellimim. Sizler muhatapsın. Benim şimdi zihnimde size ulaştırmak istediğim bir mana var. Mesela nedir? Diyorum ki zihnimde Ali'nin okula gittiğini söylemek istiyorum. Ali okula gitti diye. Değil mi? Zihninde böyle bir mana var. Eğer Ali okula gitti dersem bu zihnimdeki mana ile size söylediğim mana birbirine tam denk düşüyor. Buna müsavat diyoruz. Bazen de zihnimize söylemek istediğimiz mana 3 tane lafız var değil mi? Ali okula gitti. Eğer bu 3 lafızdan bir tanesini eksiltip de söylersem bu icaz olur. Mesela okula gitti diyorum. Ali kelimesini zikretmiyorum. Çünkü siz zaten okula gitti deyince kimi kastettiğimi anlıyorsunuz. Okula gitti. Burada ne yapmış oldum? İcaz yapmış oldum. Yani Ali okula gitti şeklindeki manadan bir lafızı düşürerek icaz kısaltmış bir şekilde söyledim. Yedeki anni kuf yedeki anni manasında hani oluyor ya. Nasıl? Hani yedeki anni kuf yedeki anni manasında hani kuf kullanmıyorum. Yedeki anni ben ellerini çek benim üstünden. O olmuyor mu? Yedeki pat, anni. Sen şimdi pat diye söyledin. Yedeki anni. Yedeki anni. Heh, tabii. Anladım. Nereden duydun onu? Nereden duydun onu? Hazreti Ömer dizisinde. Ha, hadis dersinde mi? Hazreti Ömer dizisinde geçiyordu. Ha, onu mu izliyordunuz? Tabii bak mesela orada da aynı. Orada bir fiili ne yapmış? Hasfetmiş. İcaza düşmüş. İcaz da bu dediğimiz şey budur. Bir de tam tersi var. 3 lafız var zihnimizde. Ama size 4 lafızla söylüyorum. Mesela şöyle. Ali okula gitti demiyorum da. Aliyun ahi zahibun maşiyen ilel medreseti diye lafı uzatıyorum. İşte kardeşim Ali yürüyerek okula gitti. Halbuki benim söyleyeceğim mana belli. Tek söyleyeceğim mana neydi? Ali'nin okula gitmez. Ama ben ne yaptım? Kardeşim lafzını ekledim. Yürerek lafzını ekledim. Bu şeyi ne yaptım? Sözü uzattım. Daha bariz bir örnek vereyim. وَمَا تِلْكِ بِيَم۪ينِكَ يَا مُوسَى. Şimdi Cenab-ı Hak Musa'ya soruyor ki elindeki ne? Musa'nın elinde ne var? Sopa var. Ne diyor? قَالَ هِيَ عَصَى. Bu sopadır. Aslında cümle söyleyeceği söz burada bitti. Ama Hazreti Musa sözü burada bitirmiyor. Bu benim asamdır. Etebekü aleyha ve ehüşü biha. Buna ben yaslarım olsa buna. Ve ehüşü aleyha ganebe ve buna koyunlarıma yapraklar silkelerim. Daha bunun daha bir sürü çok özellikleri var falan diyor. Ya arkadaş sana onu mu sorduk ya? Elindeki ne? Sopa de tamam bit ne laf uzatıyorsun yani? Diye soruyor muyuz? Hayır. Sormuyoruz. Niye sözü uzatıyor? Çünkü Allah ile konuşma lezzetini tatmak için lafı uzatıyor. Bak itinap yapıyor. Halbuki zihnindeki mana belli. Bu sopadır. Bitti. Hiye asay. Orada kalmıyor. İşte itnap dediğimiz şey budur. Tamam. Şimdi bunu okuyalım. El müsavat. Ve huve müsavat nedir? En tekûnel me'ani manaların olması bi kadril elfâzı lafızlar miktarınca. Yani zihindeki mananın söylediğin lafız miktarı ile eşit olması. Vel elfazu ve lafızların da olması bi kadril maani manalar miktarınca olmasıdır. La yezidu ba'duha ala ba'din. Birbirlerinden fazla olmaz. Yani ne lafız manadan fazla olur ne de mana lafızdan lafızdan fazla olur. Yani tam birbirine denk düşer. Ya kavlihi Teala Cenab-ı Hakk'ın şu buyruğu gibi
وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ Kendiniz için her ne sunarsanız min hayrin bir hayırdan teciduhu o onu bulursunuz indallahi Allah katında. Şimdi geldik el-i'cazu i'caz. Kısa söylemek. Bu da arkadaşlar iki türlüdür. Zaten tabii iki türlü demeden önce bir okuyalım bakalım. Ve i'caz nedir? Cem'ul ma'anil mutekâfirati birçok manayı toplamak. Tahtel lafzil kalil az lafzın altına. Ama ma'al ibaneti vel ifsahi açıklık ve yalınlıkla beraber, çünkü söyleyeceğin ifade açık olması lazım. Tamamen kapalı, anlaşılmaz bir şey söyledi mi ihcaz yapmanın bir anlamı yok. Bu şekilde çok manayı az lafızla ifade ediyorsun. Ve huve nev'ani, bu da iki kısımdır. Birincisi icazu kısarin. Yoğunlaştırılmış icaz diyorum ben buna. Ne demek yani? Hiçbir lafzı hasfetmiyorsun. Fakat öyle kelimeler kullanıyorsun ki kelimelerin taşıdığı mana çok yoğun. Hani veciz söz diyoruz ya. Özlü söz diyoruz ya. O kullandığın kelime yapı itibariyle çok manayı taşıdığı için bu şekilde icazı kısar. Yoğun anlamlı söz diyoruz yani. Ve yekûnü bu da olur. Bitazmînil ibâratil kasîratı kısa ifadelerin kapsamasıyla. Neyi? Maâniye kesîraten birçok manayı kapsamasıyla olur. Min gayri hazfin herhangi bir lafız hasfetmeksin. Yani orada mesela küffu ya da ükfufta hazif var. Ama burada herhangi bir hazif yok. Kelimenin kendisi çok mana taşıyor. Ke kavlihi teala, Cenab-ı Hakk'ın şu buyruğu gibi. Ve lekum fil kisası hayatun. Evet. Sizin için kısasta bir hayat vardır. Şimdi bakın burada hasfedilmiş herhangi bir lafız yok ama mana çok yoğun. Kısasta bir hayat var ne demek? Değil mi bak? Yani birisini kasten öldürdüğü zaman onu da öldürürüz ki böylece başka insanlar tekrar o katile yönelmekten korkarlar. Böylece toplum da cinayet olayları azaltılır gibi aslında birçok manalar var. Böylece cinayet olayları azalınca korkudan da kendisi ölecek korkusuyla o zaman ne olur? Topluma bir yaşam vermiş olursun. Bakın bunlar hasfedildi diyebilir miyiz? Ama bu ifade, bu özlü söz bu yoğun manayı içinde taşıyor. İşte icazı kısar böyle bir şey. İkinci kısım ise be icazu hazfin. Hazif yoluyla icaz. Yani orada bir harfi, bir kelimeyi ya da bir cümleyi hasfediyorsun. Bu şekilde icaz yapmış oluyorsun. Zaten söyleyecek. Ve yekûnü bu da olur. Bi hazfi kelimetin ev cümletin ev ekfera. Hatta harf de olur. Bi hasfi harfin de diyebiliriz. Bir kelimenin, cümlenin ya da daha fazla şeyin hasfedilmesiyle ama ma' karinetin bir karineyle beraber tu'ayyinul mahzufe hasfedilen şeyi belirleyen bir karineyle birlikte. Çünkü hasfedilen şeyi belirleyemezsen o zaman nereden anlayacaksın orada bir hazif olduğunu? Değil mi? Karine lazım bize. Kema fil emsireti taliyeti aşağıdaki örneklerde olduğu gibi. Kavluhu ta'ala Cenab-ı Hakk'ın şu buyruğu. وَلَمْ اَكُ بَغِيَّا Ben azgın olmadım. Şimdi burada asluhu nedir bunun aslı? وَلَمْ اَكُنْ بَغِيَّا'dır. Yani kâne yekûn de kün, ekün. Cenab-ı Hak ne yapmış? Kânedeki nunu hasfetmiş. Hasfedilebilir mi? Evet, bir kural. Eğer kâne fiil-i muzari yekûnü olup, yani fiil-i muzari cahd-ı mutlak olup, başına da istifham hemzesi olursa, yani elem ekü, elem yekü şeklinde olduğu zaman nunun hasfi caizdir. Böyle bir kural var. Cenab-ı Hak da ne yapmış? Nunu hasfetmiş ve burada bir icaz yapmış. Bakın bir harfin hasfiyle icazdır. Kavlu Teala Cenab-ı Hakk'ın şu buyruğu. وَجَاهِدُوا cihad edin. فِاللّٰهِ Allah'ta. حَقَّ cihadi. Hakkıyla cihad edin. Bakın Allah'ta cihad edilir mi hiç? Asluhu bunun aslı nedir?
وَجَاهِدُوا ف۪ي سَب۪يلِ Allah yolunda cihad edin. Orada bir sebil kelimesi. Bakın manadan anlaşılıyor değil mi? Allah'ta cihad edilmez yani. Allah yolunda cihad edin. Mana bunu hemen veriyor. Burada da bir ne olmuş? Bir kelime hasfedilmiş. قَوْلُهُ تَعَلَى Cenab-ı Hakk'ın yine şu buyuruyor. Üçüncüsünü örnek. Yani cümlenin hasfini örnek. كَانَ النَّاسُ İnsanlar idi. اُمَّةً وَاحِدَةً Tek bir ümmet idi. فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّينَ Allah peygamberler gönderdi. Şimdi insanlar tek bir ümmetse Allah niye peygamberler göndersin? Tek bir ümmet dedi yani Allah şunu demek istiyor. İnsanlar Allah'a iman eden tek bir ümmet idi. Allah'a iman eden tek bir ümmetse niye Allah peygamberler göndersin? Ha demek ki orada bir hazfedilmiş cümle var. O da nedir? Bakın. Asluhu bunun aslı şudur. Kânen nâsu ümmeten vâhideten İnsanlar tek bir ümmet idi. Yani Allah'a iman eden, tek tevhide dayanan tek bir ümmet idi. Fehtelefû. Sonra insanlar farklılaştılar, ayrıldılar. Yani bir kısmı tevhide imana devam etti. Bir kısmı ise şirke düştü ve böylece parçalandılar. Böyle bu şekilde parçalandıkları anda فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّب۪ينَ Allah peygamberleri gönderdi ki bu parçalanmayı önlesin diye. Yine tek bir ümmet haline getirsin diye. Bakın burada فَخْتَلَفُ fiil, وَوْ فَاِلْ cümle olarak ne olmuş? Bir cümle hazfedilmiş. Yine burada ne var? İcazı hazif var. قَوْلُهُ تَعَلَى Yine Cenab-ı Hakk'ın şu buyruğu حَاكِيَنْ hikaye ederek, aktararak عَنْ اَحَدِ Evet, fityeyni iki gençten ellezi o iki gençten birisi ki erselehu el azizu kral gönderdi ila Yusuf, Yusuf'a gönderdi. Yani çünkü kral bir rüya görüyor. Kimse yorumlayamıyor. Değil mi? Yusuf'un yanında hapisteyken yanında kalmış iki gençten birisi diyor ki ben diyor bunu yorumlayacak birisini biliyorum diyor. Beni gönder diyor Yusuf'un yanında. O da gönderiyor. Şimdi diyor ki ene unebbi'ikum ben size haber vereceğim bir tevilihi krala söylüyor. O rüyanın yorumunu. Fe'ersiluni beni gönderin. Diyor. Bak beni gönderin. Nereye gönderin? Yusuf'a gönder demek istiyor değil mi? Başlıyor sonra. Yusuf'a eyyuhasıddık. Ey Yusuf. ey arkadaşım diyor. Eftina. Bana bir yorum yap. Fetva ver yani. Yorum yap. Fi seb'i bekaratin. Simanin 7 semiz inek hakkında. Şimdi bakın asluhu bu cümle aslı nedir? Ene unebbi'ikum bi tevilihi. Ben o rüyanın yorumunu size haber veriyorum. Fe ersiluni beni gönder demiş. Bakın ne hasfedilmiş burada? İla Yusuf'a beni Yusuf'a gönder ki le estabirahu er-ru'ya Yusuf'tan rüyanın tabirini sorayım. Bunun üzerine fe ersalu kralda o genci gönderiyor Yusuf'a ve kâle lehu ve o genç de Yusuf'a diyor ki ya bak buraya kadar olan altı çizim olan bu yerler hep ne olmuş? Hasfedilmiş. Cenab-ı Hak bu yerler ne yapmış? Es geçmiş. Çünkü bunlar zaten anlaşılıyor. Bakın ne kadar çok iyice şey var değil mi? Hazif var. Özellikle tarihi olaylar, tarihi kısalarda bu gibi hazifler çok fazladır arkadaşlar. Sağ olasın. Çok şeyler, cümleler düşebilir, hasfedilebilir. El-itnabu itnab. Ve hüve, bu da sözü uzatmak. Nedir? Ziyadetül lafzı, lafzı ziyadeleştirmek. Alel ma'na, manaya, yani lafzın manadan daha çok olması. Lifaidetin, bir faydadan dolayı. Yani itnab da öyle boşu boşuna yapılmaz. Ne için yapılır? Vurgu için yapılır. O bilgiyi insanın zihnine iyice yerleştirmek için yapılır. Bir şeye önem vermeyi ortaya koymak için yapılır. Yani bir sürü amaçları vardır. Bakın burada nahvu örnek Rabbi ey Rabbim inni ben vehenel azmu kemik zayıfladı minni benden veşte'ale ra'su şeyben başım ağırma başım bakımından tutuştu. Yani başım beyazladı. Bir sürü lafı uzattı değil mi? Halbuki demesi gereken neydi? Ey kebir, ben yaşlandım.
Bak böyle demiyor da bir sürü şey söylüyor. Niye? Zafiyetini ortaya koyarak böyle bir yalvarma var. Biz de duada öyle demiyor muyuz? Lafı uzattıkça uzatıyoruz. Halbuki isteyeceğimiz şey bir tane. Bir sürü böyle teraneler koyuyoruz. Evet. Hocam tehditler buna giriyor mu? Tabii ki girer. Talimler. Tabii ki. Evet. Yani senin manayı ifade etme dışında söyleyeceğin her bir ek itnaba girer. Evet. Tabii. Dua cümleleri özellikle itnaplarla dolunur değil mi? Mesela Allahümme Rabbena lekel hamd diyorsun. Allahümme Rabbena. Aynı şey zaten. Ey Allah'ım Rabbena, ey Rabbimiz. Aynı şey. Ama işte vurgu için, tehdit için değil mi? İki defa Allahümme ya Rabbi, Rabbena. Bir sürü şey böyle söylüyorsun. Zaten eûzü ben inni diye ne yapıyorsun? Bir daha ekliyorsun. Evet, vurgu için, tehdit için. Hocam geçen hocamızın biri şey dedi, dualara girdi ki diye. Hadislerde Efendimiz dua cümlelerinde şiirselliğinden uzak duruyormuş. Ondan saçılırmış. Öyle bir şey var mı? Tabii var yani. Hani? Sadece dualarda değil, hadislerinde aynı şekilde şiir tarzında söylemekten uzak durur. Tabii. Yani uygun olmasına bakmaz ki. Tabii. Sadece duada hiç değil, bütün sözlerinde öyle. Şiir bana yakışmaz diye. Şiirli söylemekten uzak durur, kaçınır. Evet. Çünkü o zaman müşriklerin nitelemeleri doğru çıkar. Peygamber şairdir diye iddiaları var ya. Yani hadis geçti de çok uyumluydu. Hoca dedi bu zayıf olabilir diye. Onu... Bazı ufak tefek uyumlu hadisler var. Bazı ufak tefek var. Ama bir iki tane hadisin varlığı şiiri söylediği anlamını gerektirmez. Arkadaşlar böylece bedi kısmını başlıyoruz şu anda. Mani kısmını bitirdik. Bediye'den bir iki tane okuyalım. Dersimizi o şekilde tamamlayalım. Şimdi bundan sonraki konular tamamen lafzi güzelliklerle alakalı. Bende saat yok. Siz söylersiniz saati. Tamam. Yani önce lafzi güzellikleri göreceğiz, okuyacağız. Ardından da manevi güzellikler. Tamamen lafız, yani çok kolay anlaması. Tamamen şekilsel olay. Şimdi bakalım, bunlar zaten Türk edebiyatında da birçoğunu gördünüz. Bugün göreceğimiz şeyler, cinas var, iktibas var, bir de seci'i var. Bu üçünü göreceğiz. Diğer, yani bu dersimizde arkadaşlar, muhassenat el-lafziyeyi göreceğiz. Lafzi güzellikler. Önümüzdeki haftaki derste de el-muhassenat el-maneviyeyi göreceğiz inşallah. Hedefimiz böyle. Sonraki haftalarda da uygulama yapacağız. Amacımız bu. Ve hüve muhassenat lafzı yerden şimdi cinası görüyoruz. Cinas nedir? Cinas. En yeteşâbehe el-lafzâni. İki lafzın benzemesi. Fin nutki telaffuzda. Ve yehtelifâ fil ma'na. Ve manada farklı olmasıdır. Yani lafız aynı fakat manaları farklı olan şey demektir. Ve huve nev'ani, bu da iki türdür. Ta'amun, bir tam cinas var. Ve huve bu da mettefeka fihi el-lafzani. İki lafzın uyuşması, aynı olması yani. Fi umurin erba'atin, dört işte, dört durumda. Nedir bunlar? Hiye bunlar. Nev'ul hurufi, harflerin türü. Ve şekluhu ve şekluha ve adeduha ve tertibu. Yani kısacası her şeyiyle aynı olacak. Tamamen aynı, tıpatıp aynı. Bakalım. Şimdi ayette ve yevme tekumus saatu, kıyamet koptuğu o gün. Yuksimul mücrimune, günahkarlar yemin ederler. Ma lebithu, kalmadıklarına. Gayre saatin, bir an dahi kalmadıklarına yemin ederler. Şimdi ayette iki tane saat kelimesi geçiyor. Lafız olarak ikisi de aynı mı? Her şeyle aynı. Ama manaları farklı. Birisi kıyamet manasında, öbürü ise an. Bir anlık, kısa bir an manasında. Bakın, işte buna cinas, buna tam cinas denir. Bu Türk edebiyatında var zaten.
Geldik gayru tam, eksik cinas diyoruz ya, tam olmayan cinas. Ve huve, bu da mehtelefe fihi el lafzani, iki lafızın farklı olması. Fi vahidin minel umuril erba'atil mutakaddimeti, bu geride sözü geçen dört unsurdan bir tanesinde bile farklı olursa, eğer iki lafız, yani her şey aynı, sadece bir harfi değişiyor mesela. Böyle olursa o zaman buna da tam olmayan cinas denir. Mesela fe'emmel yetime fela tekar. Yetime gelince ona üsteleme, yani ona çıkışma. Ve emmes sa'ile, isteyene gelince de, dilenciye, fela tenher, azarlama. Şimdi bakın, tekhar ve tenher. Sadece hangisi farklı? Kaf ve nun. Sadece bir harf farklı. Gerisi aynı olduğu için buna da cinas deniyor ama tam olmayan cinas ifade ediyoruz. Geldik ikinci maddeye. El-iktibasu iktibas. Alıntı. Ama bu yalnız alıntı, buyur. Ve-emma fe-emma olmaz mı? Olur. Ama o ikisinin manası aynı olduğu için olmaz. Mana farklı olacak. Tabi. İkincisi el-iktibasu iktibas. Alıntı. Ama bu belagî alıntı, bizim bildiğimiz alıntı değil. Alıntı deyince ne denir bizde? Her türlü başkasının sözünü aktarıntı, alıntı denir değil mi? Ama belagattaki alıntı ise sadece Kur'an'a ve hadise mahsustur. Belagattaki iktibas. Şimdi okuyalım bakalım. Hüve, alıntı, iktibas diyeceğiz artık. Buna alıntı demeyeceğiz çünkü özel bir kavram. Nedir? Tazminun nefri. Nesir, yani düz yazının, düz yazı değil mi? Düz yazının kapsaması. Evi şiiri, ya da şiirin kapsaması. İhtiva etmesi. Şey'en minel Kur'anil kerimi evül hadithi şerifi. Kur'an'dan ya da hadisten bir şeyi kapsaması. Min gayri delaletin. Ve delalet etmeksizin. Ala ennehu, o şey minhuma, o Kur'an'dan ya da hadistendir. Ne demek istiyor? Yani kâlallâhu teâlâ, yekûlullâhu azze ve celle fil Kur'an, kâle Resûlullah gibi bir ifade kullanmıyor. Zaten böyle ifade kullansa bu bedi olmaz. Bu iktibas değil. Bu normal bir ayeti ifade etmesi olur. Ama sanki kendi sözüymüş gibi söylüyor. Sanki ayet değil de kendi sözüymüş gibi. Ayet de kendi sözünü katıştırıyor birbirine. Buna işte iktibas denir. O yüzden ve yecuzu caizdir en yugayyera, değişiklik yapılması fil eferil muktebesi, iktibas edilen o sözde kalilen, azıcık değişiklik yapılması nedir? Caizdir. Mesela biz dua ederken ne diyoruz? Subhane rabbina rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mursalin diyoruz değil mi? Halbuki ayet nasıl? Sübhane rabbike. Ama biz dua yapıyoruz ve duamızı Allah'ın şöyle diyor muyuz? Kâle Allahu Teala fil Kur'anil kerîmi sübhane rabbike rabbi diyor muyuz? Demiyoruz. Böyle olsa zaten iktibas olmaz. Ve azıcık bir değişiklik yaptık değil mi? Rabbike'yi Rabbena'ya değiştirdik. İşte iktibas da bu caizdir. Eğer iktibas olmasaydı bizim sübhane rabbina dememiz caiz olmazdı zaten. Ayette nasıl geçiyorsa sübhane rabbike dememek zorunda kalırdık. Çünkü tahrif etmiş olursun Kur'an'ı. Caiz değil. Hocam, ama biz iktibas sanatını uyguladığımız için duada ne yapıyoruz? Değiştiriyoruz. İktibasın belagat içindeki cevazıyla hangi ilgili? Yine belagat mıydı? Tabii yani belagat. Ama o geçerli bir şey değil. Bunu şu anda tefsir bölümünde Sakarya'da yüksek lisans öğrencisine bu konuyu verdim. Dedim ki iktibas konusunu şeylerde tefsir kitaplarında iktibas konusunun sahabe döneminde nasıl ele alındığına dair bir tez yaz. Şu anda bir öğrenci tez yazıyor. Yani fıkıhla ilgisi var mı onu soracaktım. Cevaz diyorsun. Tabii ki bu yönden var tabii ki. Fıkıhçılar buna cevaz veriyor. Ve şu anda yüksek lisans tezi olarak birisi çalışıyor buna. Sahabe ayetleri nasıl iktibas etmiş kendi cümlelerinde, kendi sözlerinde. Nasıl kullanmışlar? Buna şimdi dair... Yine izliyoruz. Filmde bayağı var çünkü. Mesela kendi Müslüman olduklarını gizliyor ya mesela. Evet. Mekke'de Müslümanlar.
müşriklerle konuşurken bir şeyler söylüyorlar. Ayet olduğunu biliyoruz ama onlar da biliyor tabii. Ama farklı şeyler söylüyorlar. Kendi sözüymüş gibi söylüyor değil mi? Ama ayet gibi okumuyorlar. Evet. İşte. Orada çok fazla örneği var. Tabii. İşte bunlar hepsi iktibasa giriyor. İşte bakın bu ilimleri bilmenin faydası yani bu. Bilmesen tam olarak anlayamıyorsun ne olduğu, ne gidiyor diye değil mi? Evet. كَقَوْلِ بَعْضِهِمْ Arapların bazen şu sözü gibi لَا تَغُرَّنَّكَ Seni aldatmasın مِنَ الظَّلَمَةِ Zalimlere karşı كَثْرَةُ الْجُيُوشِ وَالْاَنْصَارِ Orduların ve yardımcıların çokluğu yani zalimlerin ordusunun çok olması yardımcıların çok olması seni aldatmasın yani seni üzmesin. اِنَّمَا نُؤَخِّرُهُمْ Şüphesiz onları biz geciktiriyoruz لِيَوْمِنْ O güne ki تَشْخَصُ فِي الْأَبْصَارِ Gözlerin böyle aşağı ineceği yani alçalacağı o güne ne yapıyoruz biz? Geciktiriyoruz. Geldik üçüncüsüne. اَسْسَجِعُ سَجِعُ Seci' aslında bir kuşun ötmesi demek. Seci' Fakat kuşlar hani ötüşleri aynı ya. Mesela şiirlerde biz buna ne diyoruz? Kafiye diyoruz değil mi? Şiirlerde beytlerin sonu hep aynı bitiyor. Aynı kuşun ötmesi aynı ya. Aynılık olduğu için şiirde biz buna kafiye diyoruz. Nesirde, düz yazıda ise seci'i denir. Yani cümle sonları eğer aynı olursa, aynı harfle biterse, tabii harf bak kelime değil, harfle biterse o zaman biz buna seci'i diyoruz. Düz yazıdaki kafiye denir. Tabii ki. Hah, aynen. Düz yazıdaki, şiirdeki kafiye, düz yazıda ise seci'i. Bakalım şimdi. Nasıl tanımlıyor? Hüve seci'i nedir? Şimdi biz niye kafiye görmüyoruz? Çünkü Kur'an'da kafiye yok. Ama seci'i var. Kur'an şiir değil çünkü. Tabii şiir değil, düz yazı. Seci'i vardır. Gerçi bazı alimler seci'i şiddetle reddediyorlar. Çünkü seci'i hani bir şeyi zorla hani zoraki böyle uydurmaya çalışma gibi bir amaç var ya hani bir ne yapar? Cümleyi kuran sonları aynı olsun diye ona göre kelime seçer. Sanki Allah kendini buna zorlamış gibi bir hissiyat uyandırdığı için bazı alimler seciyi kabul etmezler Kur'an'da. Allah zorlama cümle kullanmamıştır diye. Her yerde değil ki zaten. Değil ama işte yani hiç kullanmamıştır. Böyle bir şey yoktur diye reddedenler de var seciyi Kur'an'da. Evet. Ama yine de çok benziyor değil mi yani? وَالضُّحَا وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا لَا Bak hep aynı bitiyor. Değil mi? الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنِ خَلَقَ الْاِنْسَنَ عَلَّمَهُ الْبَيَانِ Evet. وَالْغَمَرُ بِحُسْبَانِ Evet. Bunlar hep bu şekilde. Seci'i. Okuyalım. Nedir seci'i? Hüve o seci'i. تَوَافُقُ الْفَاصِلَتَيْنِ İki fasılanın uyuşması. Fasıla nedir arkadaşlar? Her bir cümle sonundaki son harfe denir. Yani cümlenin zaten burada zaten bakın dipnot düştüm. El kelimetul ahiretu min kulli fakratin. Her bir cümledeki son fakra paragraf demek aslında ama paragraf böyle bir cümle öbeği manasına geliyor aslında. Cümle öbeği. Evet. Fıkradan mı? Son kelime ama son kelime nerede uyuşuyor? Tabii kelimenin bizzat kendisi değil. Çünkü kendisi uyuşsa zaten şey olmaz, seci olmaz. Cinas olur. O son kelime fil harfil ahir. Son harfte. Yani sadece son harflerin uyumu aranır. Kelimenin tamamının uyumu aranmaz. Ve efdaluhu bunun en güzeli, en üstünü ma tesavet fikaruhu paragrafları eşit olan yani paragraf uzunluğu eşit olanlar. Yani bu paragraf bir cümle demek değil. Bazen iki cümleden de oluşur. Yani bir cümleler bütünü. Bu şekilde cümleler bütünlüğü yani paragrafları eşit olup da son harfi aynı olursa buna seci' denir. Mesela Allahümme e'ti münfikan halefa ve e'ti mümsiken telefa. Bakın halefa'daki fa, telefa'daki fa. Fa'lar aynı harf. Ama halbuki ondan önceki ha bakın diyeceksin hocam halefa lamla uymuş. Ama biz ona bakmayız. Lam
Burada uymuş. Ama illa uyumak zorunda değil ya. Son harf bize yeterlidir. Tamam. Allahümme ey Allah'ım, bu peygamberin duası. E'ti ver. Münfikan infak edene halefen ardını ver. Yani infak, ne kadar infak ediyorsa onun aynısını o parayı tekrar ona ver. O yüzden derler ya, infak eden, tasadduk eden bir insanın cebinden aslında bir kuruş dahi eksilmiyor. Ne kadar tasadduk ediyorsa o tasadduk ettiği kadar Allah cebine para olarak koyar. Geri döndürür. Hadis zaten bu. Ve a'ti ver mümsiken cimri olana da telefa. Helakı ver. Yani parası bereketi olmuyor. Kendisi de kullanamıyor. Evet arkadaşlar. Allahu mensur men nasreddin dine ve hudul mahadul muslimine. Ha bak orada da nun gelmiş. Tabii ki olur. Hocam harfiyle harf olmak zorunda değil. Yok değil. Harf olsun. Tabii tabii. Harf olsun yeter. Taha ma enzelna aleykel kur'ane teşka ka a a. Şey, elif var işte orada. Elif. Elif yeterli. Harekeli olması gerekmiyor. Son harf yeterli. Hocam elif işba diye bir şey var ya, vezinlerin. Evet. Bununla alakası var mı peki, yoksa o şiir olduğu için? O elif işba sadece şiirlerde kullanılır. Tabii vezin uyumu sağlamak için şiirlerde kullanılır. Elif-i işba ise seci'den sayılmaz. Yok, sayılmaz. Evet arkadaşlar, haftaya da son dersimizi işleriz. Muhassenat-ı Maneviye'yi. Var mı soracağınız bir şey? Peki, o zaman burada bırakıyoruz. Subhaneke Allahümme bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdike la şerike lek. Estağfurullah ve etubu ilek. Subhan rabbina rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Fatiha.